Değerli dostlar, Kitap Yolcuları'nın bu hafta da çok ama çok güzel bir kitabı var. Kitap Yolcuları, dünya edebiyatında gerçekten çok ses getirmiş bir kitap okudu bu sefer. Çok ses getirdi ve normalde yakın zamanda yazıldı bu kitap. Hani bir klasikleri biliyoruz işte 1920'li yıllarda, 30'lu yıllarda yazılan bir kitap değil bu. Ya da 1800'lü yıllarda Dostoyevski'nin, Tolstoy'un yazdığı bir kitap değil, yakın zamanda yazıldı. 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Ama çok konuşuluyor bu kitap. Üzerinde çok konuşuldu, çok merak edildi. İki defa sinemaya uyarlandı. Kitap Yolcuları bu hafta Körlük romanını okudu. Jose Saramago'nun 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldığı Körlük isimli romanını okudu. Kendim de çok geç okumaya başladım bu kitabı. Yani 2000 zannediyorum 2015'te okumaya başladım. Öğretmenler Odası'nda bir körlük furyası ki edebiyat öğretmeniydim. Kitapları okumayı seven bir insanım. Ama nedense körlük romanlar bir lakayt kalmıştı. Öğrencilerim körlük romandan bahsediyor. Tabii o zaman henüz şu an arkadaşların okuduğu şekilde sarı kapaklı kapakta değildi. Şu anki kapak çok daha çok hoşuma gidiyor. Kırmızı Kedi yayınlarında yayınlanıyor. Daha önce Can yayınlarındaydı. Bir gün öğrencimin masasının üzerinde de gördüm. Ya tamam, okuyacağım dedim. Olmaz, beraber konuşalım. Kitabı bir açtım. Şimdi dedim ki ben bu kitabı kendim yazsam, yayın evine göndersem, desem ki yayın evine böyle bir kitap yazdım zannediyorum yüzüme çarparlar. Sadece görüntü açısından söylüyorum. Çünkü özellikle Türkçe öğretmenlerinin dikkat ettiği bir husus vardır. Nedir olur? Yazım kuralları, imla kuralları. Kitap değişik, paragraf düzeni değişik, imla kuralları değişik. Şimdi biraz sonra arkadaşlarımız da söyleyecekler bunları. Ya ilk etapta insanı yoran bir kitap. Ama kitabın daha başında koltuğa oturuyorsunuz ve başlıyorsunuz. Kitabın içine bir el sizi tutuyor. O Can yayınlarının kapağındaki el gibi sizi bir çekiyor. Sonra bir daha bırakmıyor. Körlük romanı neden bu kadar çok sevildi? Körlük romanı neden bu kadar tutuldu? Onları konuşacağız. Ama bu yayını eğer izliyorsanız, YouTube'da kayıt altında izliyorsanız sevgili dostlar, kitabı okumamışsanız bilin ki bir kere biz spoiler dediğimiz şey var ya, onu sonuna kadar yapacağız. Çünkü kitabı değerlendireceğiz, karakterleri konuşacağız, temayı konuşacağız. YouTube'da izliyorsanız durdurun, birkaç gün ara verin, bir kitabı siz de okuyun, daha sonra da yorumlarla bize dahil olun diyoruz. Aramızda kitabı okuyan kitap yolcuları var. Daha önce İnsanın Anlam Arayışı'nı beraber okuduk. Kuyucaklı Yusuf'u okuduk. Yer Altından Notları okuduk. Şimdi Murat Hocam'dan başlayarak başlayalım. Murat Hocam, ben böyle bir giriş yaptım. Daha hiç henüz kitabın ilk sayfasına başlamadan bir körlük var. Yani körlük teması var. Nedir bu kitap? Beni çok etkilemişti. Yine bu süre içinde yine okudum. Beni bir daha etkiledi. Ve sizlerle de konuşmuştuk zannediyorum. Ya da yakın zamanda başka bir arkadaşla konuştum. Filmi beni o kadar çok etkilemedi. Çok iyi oyuncular oynamasına rağmen, özellikle Hollywood yapım filmi. Filmi o kadar etkilemedi kitabı okuduğum için. Murat Hocam, sizden başlayalım. Buyurun. Hocam merhaba. Öncelikle filmden girdiniz. Filmle ilgili ben de merak etmiştim acaba yazar filmi beğendi mi diye. İlginç bir şekilde film çoğu otorite tarafından beğenilmiyor gerçekten. İlgi çekmiyor kitap kadar. Zaten malumunuzdur bir kitabı okuduğunuz zaman onun filmi genellikle %90 hoşumuza gitmez. Ama ilginç bir şekilde Jose Saramago'nun hoşuna gidiyor film ve bu filmi övüyor. Hatta bazı yerlerde bir karakterle özellikle okumalar yaptığından falan bahsediyor ve filmi gerçekten övüyor. Şöyle bir girizgah yapayım ben. İlk önce bir yazarı tanıyalım aslında. Bu önemli bir husus. Çünkü özellikle bir yazarın yetiştiği topluluk, o durum kitaplarını da yansıyor. Saramago Portekizli malumunuz Lizbon'da büyüyor ve fakir bir aileden büyüyor. Yaklaşık 87 yaşına kadar bir ömür sürüyor. Bunu şunun için anlatıyoruz aslında. Körlük kitabını okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Hani kitabın başında bir trafikte adam kör olduğunu anlıyor. O sırada trafikte sabırsız insanlar görüyoruz. İşte aslında Saramago'nun büyüdüğü Lizbon'da İstanbul'a benzetiyorlar. Oradaki insanları da aslında bizim milletimizdeki insanlara benzetiyorlar. Trafikte kitaptan da anlıyoruz. Sabırsız insanlar var aslında.
Ve sanırım o işte 87 yıllık bir ömür sürüyor. Ve en büyük övgüsü hocam şu, hayatımı yazarak kazandım diyor. Kendisi bir ateist, Komünist Partisi'nin üye Portekiz'de, başına büyük belalar alıyor bundan dolayı. Ve en büyük övgüsü dediğim gibi yazmak diyor. Ama siyasi yazılar yazıyor genellikle. Bir kitap çıkartıyor. 19 yıl boyunca daha sonra yazmıyor. Aslında yazma serüveni bir kadınla başlıyor, eşiyle başlıyor. 63 yaşında yeniden bir evlilik yapıyor. Portek öncesinde aslında sürgün oluyor. Bir gün bir telefon geliyor. İspanya'dan bir gazeteci, bir bayan kendisine telefon açıyor ve seninle tanışmaya geliyorum diyor. İlginç, çünkü bir gazeteci genellikle sizinle röportaj yapmak istiyorum diye telefon açar. Ama kendisi tanışmaya geliyorum diyor. Ve 63 yaşında evleniyor ve aslında o kadın da hayatını değiştiriyor. Kitabın bu kadar patlamasındaki neden şu, pandemi aslında. Yani körlük kitabı belki hak ettiği değerleri pandemiden sonra buluyor. Çünkü insanlar bu salgın denilen bir körlük salgını var ve bütün herkese yayılıyor. Bunu bir imkansız olarak görüyorlar ama başımıza pandemi süreci geldiği zaman aslında bunun imkansız olmadığını anlıyorlar ve hayran kalıyorlar yazara ve körlük kitabı daha çok ilgi çekiyor. Dediğimiz gibi Saramago aslında siyasi yazılarla hayatını kazanıyor hocam. Ve bu kitabı yazdığı zaman ben aslında kitabı bu değerli katılımcılar anlatırlar. Ben farklı konulara bahsetmek istiyorum. Üç tane ve daha sonra bitirmek istiyorum. Kitabı anlatmaktan Şöyle ziyade benim yapalım. yakaladığım o Şöyle yapalım. nüanslar var. Murat Kendim. Bey, şöyle yapalım. Siz Buyurun bitirin. hocam. Çünkü sizi daha çok dinleyelim. Hep ama aralı dinleyelim. Estağfurullah. Siz giriş yaptınız. Notlarınızı tutun. Çünkü farklı sesler çok olmuyor. Sizi bulmuşken birden bitirmeyelim size. Harun Hocam, müsaitseniz siz de Tabii hocam, kamera nasıl açın. Bu arada görürseniz. Jose Jose tartışması vardı yorumlarda. Onu okudum. Bazen gerçekten Avrupalı yazarlarla ilgili, mesela Stefan Zweig diyorum ben. Zweig Almanya'dan dolayı, biri Zweig diyor, biri Zweig diyor. Türkçe, biz Türkiyeliler olarak bazen böyle bir telaffuz şeyimiz olabiliyor. Tartışmamız oluyor. Jose Saramago ya da Jose Saramago. Hatta öyle bir yorumlar var. Şimdi Fehmi abi, sizi kitapta ne çarptı? Yani kitabı önceki beğendiniz mi? Evet, Gökhan Bey, kitap gerçekten orijinal bir kitap. Yani şöyle diyeyim, bugüne kadar okuduğum kitaplardan psikolojik olarak beni en çok etkileyen kitaplardan bir tanesi. Hatta ben size ya bunun serisi, bir sonraki serisi görmekmiş dediğimde siz bana bunu da konuşuruz, bir başka kitap tavsiye edeceğim dediğinizde açıkçası sizin tavsiye ettiğiniz ve güzel bir eser çıktığı için de onu da hemen size bırakmak isterim seçim olduğunda. Peki kitapta kendime göre notlar aldım. Evvela kitaba has özellikler, siz zaten girişte biraz değindiniz. İkincisi, ben bu kitaptan ne ders çıkardım meselesi, kendimce onu notlar aldım. Bir de kitabın seyri var. Az önce Murat Bey dedi, yani kitabın muhtevası, kitabın seyrine baştan sona kadar kısaca özetlenebilir. O da ayrı bir fasıl. Ama ben söz almışken kitaba has özelliklerle ilgili dikkatimi çeken iki özelliği dile getirmek istiyorum. Benim gözüme çarpan iki tane. En azından bu başlığı değerlendirmiş olalım. Yani aynı şeyleri tekrar etmemek adına. Birincisi, noktalama yani nokta ve virgül dışında imla kurallarına yazar uymamış. Bunu bilerek yapmış, tercihini bilerek yapmış. Her şeyi cümle içinde anlatmış. Bir anda farklı insanları konuşturmuş. Bu da çok değişik geldi bana. İlk defa böyle bir eser okudum. İlk başta tam anlayamadım ama sonra bir iki paragraf sonra hoşuma da gitti. Yani şeyi kaldırmış biraz, tabir caizse bürokrasiyi kaldırmış. Daha seri, daha güzel vermiş yani. Dolayısıyla eserde nokta ve virgül dışında herhangi bir imla kuralına gördüğüm kadarıyla uymamış. Birinci özelliği bu kitabın. İkinci özelliği de eserde hiçbir kişi ismi vermemiş. Yani tutmuş kişi isimleri yerine kahramanlara gözyaşını yalayan köpek, şehla çocuk, birinci kör, birinci körün karısı, doktor gibi, yani yaklaşık kaç figür var bilmiyorum, 17 civarında zannediyorum.
İkinci olarak da bu dikkatimi çekti Gökhan Bey. Dolayısıyla bu iki özellik dışında benim atladığım bir özellik varsa onu da siz veya arkadaşlar değinebilirler yani. Şöyle, kitapta sadece insan isimleri değil, hiçbir özel isim yok. Hani bir ülke, bir şehir, bir sokak, bir cadde, bir köy, özel isim yok. Yani sıfatlar üzerinden yola çıkmış genelde. Dediğiniz gibi doktor, doktorun karısı, şehla gözlü çocuk falan. Böyle hiçbir isim koymamış ve bir şey daha var. Dikkat ederseniz bizim hepimizin körlük dediğinde aklımıza karanlık gelir. Bir siyah düşünürüz yani. Körlüğü siyah düşünürüz. Ama burada bir ak körlük var. Yani ak bir körlük var. Süt beyazı bir körlük var. O da ayrı bir metafor olarak koymuş Saramago. Neden Evet. demiş arkadaşımızın bir tanesi yoruma? Niçin imla kurallarına uymamış? Niçin böyle? Adam zaten bir kere bir distopya yazmış. Onu distopya da bir parantez içinde açmak lazım. Bilmiyorum Murat Hocam açacak mıydınız bu konuyu? Ya da Harun abi siz değinecek Tabii misiniz hocam. bu konuya? Distopya meselesine. Bir distopya yazmış mesela. Şimdi Ütopya'nın farklı bir şeyidir distopya'da, değil mi Murat Hocam? Yani o da gelecek için Aynen öyle hocam. ama Eklemeyi yaparsak aslında noktalama işaretlerinde şöyle söylüyor. Noktalama işaretlerini özellikle noktayı kullanmıyor daha doğrusu. Noktayı cümleyi bitirmeyi sevmiyor. Trafik levhalarına benzetiyor. Gereksiz buluyor yani. Aslında Saramago'yu anlama rehberi şeklinde diğer kitaplarını okuduğumuz zaman yöntemi şu hocam. Virgül koyuyor, noktalama kullanmıyor. Sonrası gelen küçükse eğer cümleye devam ediyor. Eğer büyük harfle başlıyorsa yeni bir cümleye geçiyor. Nokta kullanmayı, cümlesini bitirmeyi sevmiyor. Belki de nokta koymayı biraz ölüme benzetiyor. Ateist bir kimliği var. Ölümü yokluk olarak gördüğü için. Ama bu şekilde anlayabiliriz. Büyük harfle başladığı zaman yeni bir cümle, küçük harfle başladığı zaman o cümlenin devamı şeklinde anlayabiliriz. şimdi Murat Hocam sizi bitirmeyelim. Bir önceki insanın anlam arayışıyla körlük arasında küçük bir bağlantı kuralım böyle. Belki bu hafta okuyacağımız kitapla, şimdi konuştuğumuz kitapla bir sonraki kitap arasında da böyle yapacağız. Şimdi insanın anlam arayışını konuştuk ya. Bu körlük kitabında insanlar kör oluyor. Öncelikle bir romanın ilk karakteri daha arabayla ışıklarda beklerken birden kör oluyor. Herkes arkadaş önce sizinle bahsettiğiniz gibi konulara basıyor. Hadi be adam akşama kadar bekleyecek misin dedi falan. Sonra hırsız, sonra Arda'da insanların kör olması ve karantina süreci. Şimdi bir fotoğraf çekiyor Saramago. Ve bizi okurları farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı düşüncelerden, farklı inançlardan insanları bir yere doğru çekiyor. Çektiği yerde bir nokta var. Bu kitapla yani normalde bir aşk hikayesi ya da bir evet siyasi ya da toplumsal bir şeyler vermek istiyor. Ama burada özne merkezde insanın çıplaklığı mı? İnsanın neyi, hangi derdini ön planda fotoğrafını çekiyor sizce? Bu kitapta insanın anlam arayışıyla bir yere getirecek olursak nasıl bir bağlantı kurarız Fatih Hocam? Anlam Arayışı kitabında malum bir zulüm vardı. Yazar bu zulmü çok iyi şekilde anlatıyordu ve etrafındaki insanlar aslında kördü. Saramago da bunu yapıyor. Aslında körlük orada bir tasvir hocam baktığımız zaman. Hani Sezai Karakoç'un bir şiiri var ya diyor ya ah benim köller ülkesinde ayna satan kalbim. Körlük aslında orada bir tasvir. Gözünüzün görmemesi değil körlük. Gönlünüzün görmemesi bir şeyleri idrak etmemeniz, bir şeyleri sorgulamamanız da aslında körlük baktığınız zaman. İki kitap arasındaki benzerlik bu tamamen. Ve kitapta ince nüanslara değiniyor. Ve şunu söylüyor bir yerde, benim kitaplarımda kahramanlar yoktur diyor. Hakikaten de diğer ölüm bir varmış bir yokmuş. Ve diğer kitaplarına da baktığınız zaman böyle aşırı kahraman bulamazsınız. Sıradan insanlar bulursunuz. Bu sıradan insanların hayatlarını bulursunuz. Ama ona göre kahramanlık işte evine ekmek götüren bir adamdır. Ve ilginç bir şekilde yine kitapta ince nüans dedik. Nüanslardan birisi de şudur. Onun kitaplarında hiçbir zaman kötü karakter kadınlar değildir. Enteresan bir şekilde erkeklerdir. Bu kitabı da okuduğumuz zaman görüyoruz zaten. Hep erkekler kötü olur. Kadınları pozitif bir ayrımcılık yapar yazar. Ve Hatta buradaki körlük de aslında... Buyurun hocam. yine devam edin. Hatta diyecektim, oraya ilave edecektim. Yani herkesi bize aslında olayları anlatan, oradaki yaşanan meseleleri anlatan doktorun karısı. Yani Ve biz onunla başka ilgili türlü nasıl görecektik yani bir şey orada? eklemek istiyorum.
Doktorun karısı ve çok enteresan, doktorun karısı görüyor. Şöyle düşünebiliriz hocam. Diyebiliriz ki bir kitap var ve bu kitapta birilerinin bir şey görmüş. Herkes kör. Birilerinin bir şey görüp bize anlatması lazım. O yüzden doktorun karısı görüyor diye düşünebiliriz. Ama yazar bunu yapmıyor. İnanın ki bunu yapmıyor. Onun amacı o değil. Onun amacı şu, kitabın içerisinde anlıyoruz. Bütün aslında herkese dokunan, herkesle ilgilenen doktorun karısı, daha çok hasta olması gerekli olan ve ilk önce kör olması gerekli olan o. Ama onun güzel bir hasreti var, güzel bir huyu var. Ön yargısız hocam. Aslında yazar şunu yapıyor. Ön yargısız baktığınız zaman insanlara, olaylara, çevrelere, çevrenize kör olmazsınız diyor. Görürsünüz her şeyi ve deyim yerindeyse at gözüyle bakmazsınız demek istiyor belki de. Ekleme yapabilirim buna. Hadi. Bence buna ilaveten, Burak Buyurunuz. Bey'in söylediğine ilaveten, bana göre yazar bir tanığa ihtiyaç duymuş olabilir. Yani her şeyi kendi anlatmak istememiş olabilir. Bana göre diğer bir şey tespitimde, gören birisi romana aksiyon katıyor. Yani durağanlıktan aksiyon haline getirmiş oluyor. Tabiri caizse o oranın kamerası, oranın gözü gibi oluyor. Ayrı bir güzellik katıyor bana göre yani. Evet. Yani Fehmi abi konuda katılıyorum. Yani o da ayrı bir güzellik, ayrı bir orijinallik katıyor Fehmi abi. Şimdi Pardon hocam, buyurun. Mehmet Bey size ilave mi edecekti bilmiyorum. Mehmet Bey el kaldırdı. Şöyle bir ricada bulunmak istiyorum yayındaki arkadaşlardan. Biz şu anda salonda oturuyormuşuz bir düşünelim. Bir araya gelemediğimiz için bir kitabı konuşuyoruz. Bir salonda bir arada ya da bir U şeklindeki bir masanın etrafında bir aradaymış gibi konuşalım. O yüzden bazen böyle yaptığınızda olmayabiliyorsa direkt sesinize dahil olabilirsiniz Mehmet Hocam. Bir Murat Bey'e ya da Fehmi abiye sanki bir katkıda bulunacaktınız. Ya da yanlışlıkla mı el kaldırdınız? Ben normalde yanlışlıkla bastım da ben bu kitabı okumadım, filmini izledim. Distopik bir film ve ben en çok sevdiğim film türü distopik filmler. Biraz ben de olsa hani körlüğü anlattığı için buna benzeyen Bird Box diye bir Netflix'te film var. Yani ben şöyle yorumluyorum distopik filmleri. Çok kısa bir katkıda bulunup susayım. Ya, insanlık ütopyayı gerçekleştiremeyince artık hani karanlık distopyalarda nasıl yaşarızın peşine düştüler. Ve bununla ilgili bir sürü Hollywood filmi var ve bununla ilgili bir sürü kitap var. Ütopya gerçekleşmeyince insanlar artık ters algı yapmaya başladılar. Yani distopyaların peşine düştüler diye düşünüyorum. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi abi. Sizin biliyor mu? Siz Kördü kitabını konuşunca biz Kördü'yü çok önceden okumuştuk. Şimdi elimde şey var bizim. Sineklerin Tanrısı kitabı var. Sineklerin Tanrısı'nı hatırlıyorsunuz herhalde. Daha eski bir kitabı o. 1954'lerde yazılıyor. Çok eski kitap. Orada da çocuklar var. Hani bir adaya düşüyorlar. Herkes der ki çocukların saf dünyası var. Onlar dünyayı yönetseler kim bilir ne kadar yönetirler falan deyince hani Sineklerin Tanrısı kitabında adıya düşüyorlar. Orada da körlük kitabıyla şöyle bir benzerliği var. İşte hani insan doğasını orada ve o vahşet duygusunu hani medeniyet sanki böyle üzerine örtmüş bir şeyi az bir yani bir körlükle veya bir hani şeyle nasıl Selamünaleyküm. bozuluyor? Medeniyet nasıl bozuluyor? Vahşi yönler nasıl ortaya çıkıyor? O vahşi yönlerin ortaya çıkması o Sineklerin Tanrısı kitabı şimdi elimde o yüzden aklıma geldi. Orada da çocuklar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ben Harun hocama bir Gökhan ilave bir Bey, şey Gökhan Bey söylemek sesiniz istiyorum. Mehmet Bey özür dilerim. Gökhan Bey sesiniz gelmiyor. Arkadan bir ses geldi. Bir selam veren birisi oldu ama sizin sesiniz gelmiyor. Şu anda gelmiyor yine sesiniz. Sesinizde bir arıza var. Gökhan Bey konuşursanız arıza gidip gitmediğini anlarız. Evet, gene gelmiyor Gökhan Bey. Ses hala gelmiyor. Mehmet abi buyurun. Ya normalde Hollywood filmlerinde ve bu tür distopik filmlerde insan doğası
genelde hani vahşi olarak tanımlanır. Çünkü kapitalizm Thomas Hobbes'un insanın kurdudur tezi üzerine inşa edilmiş. Ve bu insanı dizginlemek için işte belli yasalar ve otorite devlet işte olması lazım vesaire. Şu an ismini hatırlamıyorum ama çok güzel bir kitap var. Çoğu insan iyidir diye bir insanlık tarihini yeniden yorumlamış bir insan. Hatta Harari de biraz bakış açım değişti diyor kitabı okuduktan sonra. Bu yazarın aynı zamanda Gerçekçiler İçin Ütopya diye bir kitabı var. Orada yazar bilimsel bazı veriler vererek ya zorda kalan insanların tam tersi birbirlerine daha çok empati ve yardımlaşma içerisine girdiklerini söylüyor. Yani insanlar böyle o Sineklerin Tanrısı'nda veya Körlük romanında olduğu gibi zor durumda kaldıklarında birbirlerini yemiyorlar. Tam tersi hiç kimsenin beklemediği bir yardımlaşma, bir ittifak vesaire ortaya çıkıyor. Yani insanın doğasında hani onların anlattığı kadar böyle şey yoktur diyor. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Londra'dan örnekler veriyor mesela. Yani normalde herkes işte Londra'da büyük böyle isyanların, büyük işte yağmaların vesaire olmasını beklerken tam tersine bir sükunet ve böyle bir müthiş bir yardımlaşma hakim. Bir sürü başka örnekler veriyor. Ben bu anlamda çok fazla distopyalara katılmıyorum insanın doğası. Gökhan Bey sesiniz hala gelmedi. Ömer Bey söz istiyor. Ömer Bey buyurun. Ömer Dilbaz Bey el kaldırmışsınız. Buyurun. Merhaba, hayırlı akşamlar öncelikle. Ben bu imla kurallarıyla alakalı benim anladığım şeyi anlatmak istedim de. Bence yazar José Saramago Portekiz'deki o dönemki bence kendi ülkesinde veya çevresindeki karışıklıkları da kitabındaki karışık bir şekilde yani imla kurallarına uymayarak anlatmak istediğini düşünüyorum. İkinci bir nokta da yine o dönemi bir araştırdım biraz da kitabı okurken hani kendi kitabı yazdığı ve yaşadığı dönemdeki zaten kendi siyasi bir muhalif. O yüzden sürgünler falan da oluyor yanlış olmasın. O dönemde ahlaksızlıklar diz boyu ülkesinde veya dünyada bu ahlaksızlıklara da insanlar çok duyarsızlar. Yani vurdum duymazlar ve en başta hükümet vurdum duymaz. Bunu da beyaz körlükteki o beyaz rengi de bu şekilde anlatıyor. Yani herkes bir güllük gülistanlık yaşadığını zannediyor ama bir ahlaksızlık içerisinde insanların çöküşünü beyaz körlükteki o beyaz rengi bence o şekilde anlatmak istiyor diye düşünüyorum. İnsanların bu vurdumda duymazlığını da bu körlük bir şekilde anlatıyor. Mesela hatırlarsanız yağmalar oluyor, hırsızlıklar oluyor. O dönemde de Portekiz'de ciddi bir hırsızlık. Evet, Ömer Bey sizin de sesiniz gitti. Ömer Bey'in de sesi, Ömer Bey sesiniz Vakaları gitti var geldi. yani 3 derecede. Şimdi sesim nasıl Vehmi Hocam? Evet. Şu anda Şu an Gökhan geliyor Bey'in mu? sesi, ikinizin de sesi geldi. Gökhan Bey, Ömer Bey cümlesini tamamlıyordu. Buyurun Ömer Hocam. Ömer Hocam duyuyoruz seni, buyurun. Zannediyorum mikrofonda gel git yaşanıyor. Tamam, Emine Emine Hanım Hanım sözü konuşacaktı. kısıyor. Emine Hanım konuşacaktı. Ben en son ne demiştim özür dilerim. Sizin Sizin mikrofonunuz de. gel git yaşadığı için mikrofonunuza bir baksanız Emin Hanım konuşsa. İyi Evet. günler. İyi günler hocam. Buyurun. Ben öncelikle böyle bir kitap okumaya hani vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. İlk başta hakikaten roman çok böyle hani sürükleyiciydi. Özellikle ilk körün o trafik ışıklarında Benim hani donmalar kör oluyor da. olmasıyla Neyse. ha, kusura bakmayın Emin hocam sağlam sizden mikrofonu ricam kullanmıyorum. biraz daha yüksek sesle konuşabilir misiniz? Bir tık daha. Siz Tamam. Şimdi iyi mi? iyi. Evet. İlk başta ilk körün trafik ışıklarında kör olmasıyla birlikte hani kendimiz sürükleyici bir romanın içinde yani anladım. Tüm katılımcı arkadaşlara katılıyorum. Ancak ben de kendim açımdan şöyle bir şey eklemek istiyorum. Özellikle körlüğün burada beyaz olması bende de şöyle bir düşünce oluşturdu. Hani biz söyleriz ya yalan vardır bir de beyaz yalan yani hani vardır. Yani çok böyle yalan olmayan ama hani Pembe yalan, pembe gerçekle yalan yalan deriz. arasında alışıyor. Ha, pembe yalan Emine yani Hanım, hani pembe genelde. yalan deriz biz, evet. Ha evet o gibi hani burada da aklıma o geldi yani. Evet ortada bir körlük var ama çok net bir körlük değil yani. Hani işte bunu da belki
Şu an hani olaylarla al birlikte insanların evet bir olaylar oluyor ama o insanlar kendilerini tamamen hani bu olayları kapattıkları için yani bu olaylara kör oldukları için bunları görmüyorlar yani. Hani beyaz bir körlüğün içinde. Ben de sadece kitap böyle bir izlenim yani hani oluştu ve çok sürükleyiciydi. Yani ilk başlarda biraz sıkıldım ama hani Rehmi abinin de hani grupta ifade ettiği gibi hoş olmayan işte farklı içeriklerden hani ötürü. Ama sonra da kitap çok hani insanların tekrardan gözleri açılmasıyla hani güzel bir son yani hani oldu. Bunu ifade etmek istedim. Teşekkürler. Gökhan Bey, Teşekkür özür ediyorum. abi ben sözümü tamamlayabilir miyim? Çok özür dilerim. Şimdi internet düzeldi Ya, biraz. buyurun Ömer Bey. Evet, Sonra Fehmi abi. çok özür diliyorum Fehmi abi. Ellerinizi öperim. Estağfurullah. Burada demek istediğim yani en son şeyden bahsediyorum. İşte yazarın o dönemki toplumsal çöküşü ve insanların buna vurdum duymazlığını yani çok güzel bir şekilde anlatmış yani eserinde. Yani o dönemki dönemi çok iyi bir tasavvur edip yani demek istediğim kadınların şeyi kadınları şeyinden bahsediyorsun. Yani kadınların ana karakter olma sebebi de o dönemde ne yazık ki cinsel istismarlar olsun, kadınlara yönelik şiddet olsun en üst düzeyde yine yani yaşadığı toplumda. Bunun içinde kadınları her zaman ana kahraman olarak ve hiçbir kötü karakter olarak da kullanmış. Yani başka eserlerinde de bu şekilde. Yani zaten abimiz bahsetti. Yani müthiş bir şekilde aslında tüm bu zamana da güzel bir dokunuşu var eserin. Yani bu zamanda da olan şeylere insanların vurdumduymazlığını, yani körlükten kastı tamamen o diye düşünüyorum. Bir de beyaz olması da çok güzel bir artı parantez. Yani beyaz körlük. Yani insanlar çok iyi bir dünyada yaşadıklarını zannediyorlar. Her şey güllük gülistanlık zannediyorlar. Mesela bir sürü olan kötülüklerden haberleri var ama kulaklarını kapatıyorlar. Bunu da beyazlık içerisinde anlatmış yazar. Yani bir beyazlık içerisine göstermiş. Yani ben çok beğendim eseri. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu Gökhan Bey başta olmak üzere. Yani gerçekten eser harikaydı. Filmini de izledim. Filmini Gökhan abi size muhalefet olacağım beğendim. Yani Evet. filmi tabii ayrı bir güzel ama filmi de güzelmiş. Yani Gökçe Sarmago'ya katılıyorum. Yani filmi övülecek tarafı var. Yani oyunculuk olsun. Ve senaryo şey kitaba sadık kalmaları. Mesela benim çok yani Arka beğendiğim ses nokta o. geliyor da Senaryoya hocam sizden mi sadık kalmış. geliyor arka ses? Mehmet. Ha, tamam. Diğer arkadaşların mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Buyurun Ömer hocam. Senaryoya sadık kalmış şey senaryo diyorum. Kitaba sadık kalmış yani senarist. Yani bir yani isim bile koymamış. Yani bütün şeyine sadık kalmış. Belki Jose Saramago bunu beğenmiştir filmde. Ben de mesela oyunculuk mesela en çok şu Şehriyar Çocuk mesela çok güzel yani filmde de şeymiş. O tek gözü kör bant takası siyah bant takanı falan. Oyunculukları harikaydı. Ben filmi de beğendim, kitabı da beğendim. Yazarın anlatmak istediği mesajı da çok güzel alabiliyor insan. Bence imla noktasındaki o sesim gitti de imla, onu tekrar ettim. İmla hani diyoruz ya aşağıda sorular geliyor. Neden imla kuralları uymadı? Bence zamanın karışıklığını kitabında öyle bir dikkat çekmek istemiş yazar. Yani imla kurallarına da uymayarak bu şekil güzel bir mesaj da vermek istemiş diye düşünüyorum. Ömer Teşekkür abi, ederim. bu mesajı var ya bana çok güzel bir kitap aklıma getirdi. Bir tane yazar var abi 1969'da yazmış. Şimdi search ettim de buldum, aradım da buldum. Abi Fransız yazar koskoca kitabında E harfini kullanmamış protest etmek için. Bir E left. gün onu da konuşalım. Onu da ben konuşmamız gereken kitaplar. Enteresan. Türkçe'ye çevirirken de Harun hocam Ha. çok zordur mesela. Yani Evet. şimdi yazarı kutlamak kadar şimdi körlükten bir mola Tabii. vermiş olalım. Şimdi yani tamam yazarı yazmış Fransızca da ki Fransızca'da E çok kullanılan bir harf. Ya onu Türkçe'ye çevirirken de E'siz yazabilmek apayrı bir maharet. Yani Yani şimdi çevirmen de çevirmen E harfini kullanmadan Türkçe'ye kaydını kazandırmış. Kimse evet. de fark etmemiş buna. Ya o da apayrı orijinal bir eser. Onu da bir gün konuşalım. Evet. Şimdi Ömer Dilmaz Bey bir şey sormak istiyorum. Sizin bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz ülke ismi vermeden görmek kelimesi hangi kelimeyle kullanılıyor? Körmek mi diyorlar? Körü diyorlar yani Kırgızca. Körü.
Şimdi bizim Türkçemizde de hani biraz mesela biz görüyoruz mu körüyoruz mu? Aslında yazar birazcık bizim kördüğümüzü vurgulamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Birazcık yani o körlük romanındaki insanların o karantinadaki halleri. Şimdi kitabın kapağında hepiniz bakın kitabın kapağına, bu yeni yayın evindeki kapağına 7 kişi var. Hepsi böyle el ele vermişler gidiyorlar. Ben bu arada bir hatıramı anlatayım. 2005 ya da 2006 yılında Afyon Sandıklı'da bir kaplıcadayız. Kaplıcadayken ve Sandıklı değil, evet Sandıklı'daydı, evet Sandıklı'daydı. Kaplıcadayken birden elektrikler gitti. Ya ama şimdi böyle evde de elektrik gider ama görürsünüz. Ya biz hiçbir şey göremiyoruz. Hani toplu iğne ucu kadar bir şey göremiyoruz. Ve bulunduğumuz yer saunanın yanı ve havuz var. Birisi orada biri dedi ki havuza düştü dedi. Bir kaos başladı. Bağırma çağırma sadece ses duyuyoruz. Ama hiçbir şey göremiyoruz. Hani böyle küçücük bir ışık kırıltısı yok. Ben bir ara dedim ki arkadaşlar el ele tutuşalım. Kitabın kapağında el ele tutuşan insanları düşünün. El ele tutuşalım dedim. Yavaş yavaş ben kapıya yakın olduğumu hissediyorum dedim. Kapıya doğru sizi götüreceğim. Arkadaşlar evet bir kapı var ama benim onları götürdüğüm kapı çıkış kapısı değilmiş. Onu sonradan anladım. Herkes de bana doğru geliyor. Tuvalet kapısıymış. Dedim ki buraya sığamayacağız, geri geri gidelim. Geri geri gidelim. Bu sefer ama sırtımızı duvara vere vere gidelim. Gerçekten körlüğü o an orada hepimiz iyi hissettik ve bir taraftan birisi havuza mı düştü falan böyle bağırma gelmedi elektrik. Bir yere doğru gidiyorum dedim. Bir alan buldum böyle. Yavaş yavaş sırtımızı duvara duvara ileride böyle bir kırmızı bir ışık iniyor kalkıyor. İniyor kalkıyor böyle. Sigaranın faydalarından birisini o gün gördüm. Birisi ileride şeyde ara yerde sigara içiyor. Işık çakmak falan dedik. Çakmak falan çaktı ve kendimize geldik. Şimdi el ele tutuşan farklı insanlar da kapakta koymuş. Yaşlı var, kadın var, çocuk var. Saramago Ömer hocam bizim körüyor olduğumuzu mu göstermeye çalışıyor? O yüzden sordum şunu da. Size görmek diyorsunuz değil mi orada görmeye? Bulduğunuz yerde. Yani körü diyorlar. Evet, yine öyle. Peki kör Yani bence de kelimesi öyle. ne diyorlarsın orada? Biz mesela görmeye kör diyorlar, körmek. Peki köre ne diyorlar, görmeye ne? Sukur diyorlar. Yani göz görme engelli Kuluk. anlamında. Kuluk diyorlar. Sukur Ama diyor, öyle bir şey. görme Gökhan eylemi körmek, kör. hocam. Gökhan Aynen. hocam. Evet, Fehmi abi. Körü. Şimdi bu olay aslında siz bana kitabı önerdiğinizde, kitabı elime aldığımda ben normal bir körlük bekliyordum. Esasında olayın hassas olan tarafı körlüğün bir başkasına salgın olarak geçme meselesi. Esas kritik olan orası. Toplumsal bir Yani şey mi? mesela bir an için düşünelim. Yani şu anda körler var mı? Var. Evet. Bu insanlar netice itibariyle kimseye bir tehlike oluşturuyorlar mı? Oluşturmuyorlar. Bu insanların anneleri, babaları, çevresindekiler veya devlet bu insanlarla ilgilendiğinde bir sıkıntı oluyor mu? Olmuyor. Ama bu kitapta en hassas olan şey şu. Yani bir insan kör ve bu bir başkasına bulaştırıyor. Annesine bulaştırıyor, babasına bulaştırıyor, askere bulaştırıyor, polise bulaştırıyor. Şimdi kitabın bir yerinde geçiyor. Diyor ki yani kör olanların kurşuna dizilmesi, öldürülmesi bile tartışıldı diyor. Hükümet bunu tartıştı diyor. Ve hükümet en makul olan, en masum olan şeyi yapıyor. Fakat enteresan olan şu, akıl hastanesine normalde kullanıyor yer olarak. Fakat can alıcı olan şey şu, yani normal bir körlükte yardım edebilecekken burada bulaşıcı olmasından dolayı doğal olarak herkesin kaçtığı bir ortam bu. Aklıma benim şey geldi, hani kıyamet gününde herkes kendi hesabından dolayı anneler evladını bile terk edermiş meselesi geldi. Herkes kendi başının çaresine bakma meselesi geldi. Ve burada can alıcı bir şey daha benim dikkatimi çekiyor. Bu şimdi bir kişiyle başlıyor. Yani kitabın sonuna doğru baktığımızda meğer o şehrin veya ülkenin tamamı kör oluyor. Yani bu bir göz nimetinin ne kadar olduğu önemli olduğu meselesinden ziyade salgın sebebiyle o kör olan insanların kaçıp hatta onu yok etmek isteme noktasına kadar gelmesi kitabın bence en kritik noktası. Evet. Yazar Ekleme yapabilir miyim ne hocam? yapmış abi ya? Buyurun Murat hocam.
Murat Hocam buyurun. Harun Bey konuştu galiba. Hocam ses kesildi ama. Evet, Harun Hocam buyurun. Bir ses geldi. Buyurun Harun Hocam. Yani şey diyorum, yani yazar niye, bu yazar veya yazarlar ama özel de bu yazar niye böyle çılgınca şeyler düşünür ya? Kör olursun da körlük niye salgın haline gelir? Derdi ne bu adamın? Bu yani ne anlatıyor bize burada ya? Niye böyle çılgınca olur olmaz fantezilere giriyor bu adamlar ya? Yani Nobel Harun Bey, bununla mesela ilgili bu Nobel konuda buradayım. Gökhan Bey buyurun. Buyurun abi, özür dilerim. Buyurun, siz devam edin abi. Şimdi bu sorunun mesela ben oturdum kitap bittikten sonra yazar bana ne vermek istiyor diye 6 tane madde çıkardım Harun Bey. Öğrenmek ister misiniz? Vaktiniz var mı? Önce soracağım abi, sonra tabii ki işte buradayım da. Önce sorayım dedim Tamam. yani. Ulan ne kadar deli adamlar bunlar. Bu Olur olmadık sorunun şeyler cevabını veriyor düşünüyorlar. aslında. Bu sorunun cevabını Nobel ödülünü aldığı gün konuşmasında şöyle bir şey diyor. Başka bir gezegene oradaki kayaların yapısını incelemek için araç gönderebilecek kapasiteye sahip bu şizofrenik insanlık. Milyonlarca insanın açlıktan ölmesini umursamayabiliyorlar. Mars'a gitmek yanı başındaki komşuya gitmekten daha kolay görünüyor. Şimdi bakıyorsun Aynen. insanlar ölüyor, parça parça oluyor, çocuklar ölüyor. Yani çocukların cesetleri, ağızları bir yerde, kolları bir yerde, her yerde. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz başka bir şey için insanlık böyle değişik gözyaşları döküyor. Yani böyle bir garip garip hareketler. Yani evet insan duygusal olsun, insan bir karınca içinde sarsılsın, üzülsün, bir yunus balığı içinde dertlensin, bir kelebek içinde dertlensin ama diğer tarafta da ya kıyıya çocukların cesetleri vuruyor. İnsanlar evlerinden paramparça bir şekilde hastanelere bomba atılıyor. Saramago aslında diyor ki ya körüz diyor. Hepimiz körüz diyor. Çetin Altan yıllar önce bir tek gözü gören tek gözü görmeyen bir adamın hikayesini anlatmıştı. O hikayesini hatırlıyor musunuz? Diyor ki Yok. tek gözü görmeyen bir adam bir gün gözlerinin tamamı görmeyen insanlardan bulunan o müteşekkil bir köye bir yere gidiyor. Bir bakıyor ki bir yere geliyor. Bir yer, kasaba, şehir artık ne olarak, diyar olarak düşünün. Herkesin gözleri görmüyor. Kimsenin gözü görmüyor. Yıllarım. Herkes kör. Diyor ki o kek gözü gören adam iyi diyor ben burada kral olurum diyor. Ben diyor burada diyor kral olurum diyor. Harika diyor. Geliyor oraya. İnsanlar görmek nedir daha bilmiyorlar. Burada göz var ama bu göz çukurun içinde görmek diye bir kavram. Çünkü nesilden nesile kör olmuş bir yer diye düşünün. Bunun görmesinin hastalık olduğunu düşünerek hatta bunun büyücü olduğunu düşünüyorlar. Hatta kendi içlerinde aynı romanın içerisinde olduğu gibi bir sistem, bir hiyerarşi sistemi de oluşmuş. Adamı öldürmeye karar veriyorlar en son. Ben o baştan sona okuyayım. Adam kral olarak, kral olmanın hayallerini kurarken az da canından olacakken kaçıyor oradan. Şimdi Bu Wells diye bir insan... adam var ya, meşhur Ütopya kitapları yazıyor Wells diye. 1920'lerde o kitap abi bu aslında. Şöyle 102 sayfalık bir kitap o. Evet. Evet. Evet, aslında bir kitap o. Çetin Altan yazmamış onu. O Çetin köler Altan bunu ülkesi. özetliyor. Hayır, Çetin Altan yazmadı. Çetin Köler Altan ülkesi diye geçiyor. köşe yazısında bunu değiniyor. Bu Evet, hikaye. körler ikiz. Tamam. Köler ülkesi diye Gökhan geçiyor. Hocam, bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun Murat Hocam. Konu dağılmadan. Şimdi Harun Hocam dedi ya yazarın amacı ne? Benim kitaptan çıkardım. Değerli katılımcılar katılırlar ya da katılmazlar bilmiyorum ama şunu araştırdım. Saramago neden acaba? Saramago neden ülkesinden sürgün edildi? Şundan dolayı sürgün edilmiş. Hazreti İsa'ya normal bir insan gibi anlatan bir kitabı var. Bundan dolayı sıkı Hristiyanlar tarafından dışlanıyor ve her iyi insanın olduğu gibi sürgün hayatını kendisi de yaşıyor. Şunu anlıyoruz aslında makalelerde ve diğer hususlarda Saramago iyi bir hicivci ve mevzuları farklı bir tarzdan anlatmayı seviyor. Körlük dediğimiz gibi aslında bildiğimiz körlük değil ve benim kitaptan çıkardığım şu, şundan dolayı giriş yaptım. Siz dediniz ya kapağın üstünde 7 kişi vardı, el ele tutuşmuşlardı. Hocam da acaba amacı neydi diye. Bence amacı şuydu hocam, benim kendi görüşüm tabii ki, bunu çok seviyor. Önemli şahsiyetleri alıp günümüzde yaşasalardı ne olurdu? Ya da tam tersini düşünüp ölüm acaba öldürülseydi nasıl bir şey olurdu diye. Bu onun tarzı. Ve yapmak istediği şu, kitapta anlıyoruz bunu. Kitapta aslında bir uykuda insanlar. Görmüyorlar bir şeyleri ve bu uykunun içerisindeler. Malum o kapıyı kırıyorlar,
dışarıya çıkıyorlar ve dışarıya çıktığı zaman perişan bir halde bambaşka bir dünya görüyorlar. Otobüslerden bahsediyor, otobüs şoförleri otobüsü bırakmış, her taraf berbat bir şekilde. Burada gören doktorun karısından anlıyoruz, onun anlatmasıyla anlıyoruz. Bana şunu anlatıyor: 7 tane insan var, uyuyorlar, bir mağaranın içerisinden çıkmışlar. Bize Ashab-ı Kehf öyküsünü anlatıyor. Ashab-ı Kehf öyküsü aslında sadece Kur'an'da geçen bir öykü değil. İncil'de de geçiyor bu, Tevrat'ta da geçiyor. Sadece Tarsus'ta da değil. Dünyanın 20 yerinde yaklaşık aslında insanlarca Ashab-ı Kehf mağarası var. Bütün dinlerce kutsal sayılmış bir hikaye bu. Çok iyi bir ateist ama dinleri de çok iyi biliyor. Amacı bence dalga geçmek değil. Tamamen Ashab-ı Kehf hikayesini alıyor bize. Körlük şeklinde aslında bir hikaye tarzında, bir roman tarzında bize anlatıyor. Ama bir şey eksik hocam. 7 kişi var. Doğru, el ele tutuşuyorlar. Yani bir mağaradan çıkmışlar adeta. Artık bakıyorlar, etraf değişmiş. Tıpkı orada olduğu gibi. Tıpkı Ashab-ı Kehf hikayesinde olduğu gibi, hatta gören kadına diyorlar ki sen git bize yiyecek bul. Hatırlarız, orada da birisine diyorlardı hikayede, Kur'an'da geçtiği üzere. Git bize yiyecek bul diyorlardı. Gittiği zaman yiyecek bulmaya gidiyor. Ama bir şey eksik hikayede. Onu bulmaya çalışırken onu da kitabın sonunda buluyoruz. 7 insan var, doğru. Ama malum Ashab-ı Kehf'i götüren bir çoban vardı ve çobanın da bir köpeği vardı. İsmi meşhur Kıtmir'di. Vefa örneğiydi ve vefalı bir şekilde mağaranın önünde bekliyordu ve bazı hadislere göre cennetle müjdeleniyordu bu köpek. O eksik kalıyor. Kitabın sonunda onu da tamamlıyor işte yazar. Kadın etrafa bakıyor, her taraf perişan bir halde, oturuyor, diz çöküyor. Gözyaşları içerisinde bir köpek geliyor ve gözyaşlarını yalıyor. Adeta gözyaşlarını ona ikram etmiş bir vefa örneği gösteriyor. Aslında bence kapağı o da eklenmeliydi. O 7 insanın arkasına o köpek de takılıyor aslında kitabın sonunda. Ve bize aslında yazar, bence de benim şahsi fikrim, katılırsınız katılmazsınız, bize Ashab-ı Kehf öyküsü anlatıyor. Günümüze çeviriyor. Günümüzce aslında insanlar orada inançsızlardı. Bunu bir ateistin anlatması çok enteresan gerçekten. İlginç olan bu. Orada insanlar gerçekten inanmıyorlardı. Artık sapıtmışlardı. Ve 7 genç kendilerini korumak için çekiliyorlardı. İnsanlar kördü orada da. Gerçekleri ve hakikatleri görmüyorlardı. Ve bu 7 insan da aslında, deyim yerindeyse, kıtmirleriyle birlikte o yolculuğa çıkıyorlar gibi geldi bana. Böyle bir ekleme yapmak istedim. Belki de amacı buydu. Çok tabii bu Tabii. bir tamamen bir sizin subjektif bir Tabii yorumunuz tabii. ama orijinal bir yorum, bir ilişki kurmanız. Zaten bu yayını gerçekten bu beraber okumayı yapma sebebimiz de bu. Farklı bakış açılarıyla meseleye bakmak. Yani herkes kendi bakış açısından bu kitabı nasıl buldu? Nereye değerlendirdi? Evet, körlük, tamam. Bu körlük cehalet metaforu mu, siyaset metaforu mu, insanın hakikate karşı duyarsız olması mı gibi gibi. Yani oradaki yedi uyurlara benzetmeniz orijinal geldi bana. Ve o köpek detayı benim de dikkatimi çekmişti. Ve kitapta okurken de, filmde izlerken de, özellikle kitapta daha çok insanı rahatlatan bir sahneydi orası. Bir de Gökhan Bey, yazar doğrudan doğruya kitabı niye yazdığına dair paragraflarda zaten veriyor. Mesela Parasını veriyor. göz nimetiyle ilgili kendisinin bizzat kitapta geçen cümlesi aynen şu: şimdiye kadar bizim içimizde yaşayan ya da bizi şimdiye kadar yaşatan ve bizi biz yapan duyguları gözlerimize borçluyuz. Gözlerimiz görmeseydi bambaşka duygulara sahip olurduk. Bu nasıl olurdu? Duygularımız ne yönde değişirdi, bunu bilemeyiz diyor. Yani göz nimetini anlatıyor burada yazar, birinci olarak. İkinci olarak burada gene hassas bir konu var. Nedir o? Ülfet ve alışkanlık sebebiyle kıymetini bilmediğimiz konulara temas ediyor yazar. Ne gibi? Ev gibi, eş gibi, su gibi, ekmek gibi, temiz hava gibi, tuvalet gibi. Yani bizim normal hayatta çok basit gibi gelen, bize çok basit gibi gelen bir duş alabilmek gibi, temiz çamaşır gibi, radyo, müzik dinlemek, kitap okumak gibi. Bunlar normalde günlük hayatımızda bize çok normal geliyor ve say say bitmez bunu Gökhan Bey. Ve burada da yazar yine aynen şöyle diyor: sokakta yağmur yağarken, biraz önce Murat Bey'in söylediği sahnede tam. Yani dükkana gelmiş, sıkıntısı var, köpek yanına gelmiş. Orada diyor ki sokakta yağmur yağarken doktorun karısı evlerin musluklarından bu kutsal sıvının
bir damlasının bile akmayacağını düşünememişti. İşte size uygarlığın kötü taraflarından biri. İnsan evinde musluğundan sürekli akan suyun rahatlığına alışıyor ve bunun gerçekleşmesi için birilerinin dağıtım vanalarını açıp kapaması gerektiğini, bentler, barajlar kurularak elektrik enerjisi elde etmek gerektiğini, suyun debisini düzenleyen, havuzların dolmasını sağlayan bilgisayarlar gerektiğini, bütün bunları yapmak için de gören gözler gerektiğini unutuyor diyor. Yazar burada da hemen bütün nimetleri, göz nimetiyle birlikte elimizde bulunan ve bizde ülfet sebebiyle normal gibi gelen basit şeylerin ne kadar büyük nimet olduğunu anlatıyor ve bir yerde enteresan bir cümle kuruyor. Kuru ekmeğin kokusu sanki böyle çok sevdiğiniz bir yemek kokusu kadar lezzet veriyor diyor. İnsan aç kaldığı zaman. Bir üçüncü konu, insanların gerçek karakterleri Gökhan Bey normal zamanlarda ortaya çıkmıyor. Normal zamanlarda insanlar, herkes normal gibi davranıyor. Ama olağanüstü zamanlarda insanların gerçek karakterleri çıkıyor. Yazar bence buna da çok iyi temas ediyor. Ve o karakterler, herkes karakterinin gereğini yapıyor. Biraz önce Emine Hanım dedi ya, belli bir bölüm var mesela sıkıldı. Ben mecburen paragrafların başını okuyarak geçmek zorunda kaldım. Çünkü insanın normalde okuyabileceği şeyler değil yani, hoş değil yani. Benim not aldığım 3 tane daha not var. Bir de insan Gökhan Bey gerçek dostlarını kara günde anlar. Yani normal günde gerçek dost da ortaya çıkmaz. Kara günde ortaya çıkar. Yazar bunu da veriyor. Yaşadığı o talihsizlik anında tanır diyor. Yazarın kendi cümlesi bu. İnsan gerçek dostlarını kara gününde yaşadığı o talihsizlik anında tanır diye doğrudan doğruya mesajı kendisi veriyor yazar. Bir diğer husus, akıl hastanesindeki körler karantinası aslında mikro bir toplum Gökhan Bey. Neticede ülke düşünün, biraz daha küçülttüğünüzde bir şehri düşünün, biraz daha küçülttüğünüzde neticede bizim karantina olan akıl hastanesindeki karantinamız. Aynı laboratuvar gibi orası. Yani orada ne yaşanıyorsa ülkenin her tarafında o yaşanıyor. Normalde körler arasında yaşananlar da aslında şu anda bizim normal yaşadığımız hayatta da yaşanmıyor mu Gökhan Bey? Yani ben şimdi düşünüyorum, dünya nimetleri bütün insanlara yetecekken açlık yok mu şu anda dünyada mesela? Yani orada dikkat ederseniz ciddi bir el koyma, orada bir mafyalaşma meselesi var biliyorsunuz. Ne yapıyor? Birileri el koyuyor, diğerlerinin ölümü çok umurlarında olmuyor. Bu dünyada olmuyor mu şu anda? En ufak bir salgın haberinde raflar boşalmıyor mu? Mesela ben hatırlıyorum, korona salgınında tuvalet kağıtları kayboldu raflardan. Herkes evlerine stokladı, bunun gibi yani. Bu arada bütün dünyada şu anda normal hayatta sırf erkekler hayvani istekler sebebiyle kadınları bir meta gibi görmüyor mu yani? Bu normalde yazarın karantina kısmında verdiği şeyler günlük hayatta olmuyor mu? Hem de nasıl oluyor yani? Hem de nasıl acımasızlıkla oluyor? Dolayısıyla bu da bir başka nokta. Son olarak şöyle söyleyeyim. Benim tespit ettiğim son şeyde 6. madde diye salgınlar meselesi. Mesela koronada arkadaşlar resmi rakamlara göre 7 milyon ama gayri resmi rakamlara göre 15 milyon. Daha yeni atlattık bunu. Ama dünya neler atlatmış? Mesela orta çağ denmesinin sebebi olan kara vebadan 1346 ve 1353 yıllarında yaklaşık 100 milyon insan ölmüş Gökhan Bey. Yani bu salgınlar meselesi de yazarın temas ettiği bir diğer konu. Teşekkür ediyorum. Sadece salgın temasıyla ilgili bir salgın edebiyatı, hani sürgün edebiyatı diyoruz ya, göç edebiyatı gibi salgın temasını işleyen romanlar var. Bizim edebiyatımızda da var yani, mesela yine aynı şekilde. Vebayı o yüzden bir gün konuşalım dedim. Belki vebayı okuyabiliriz. Belki bir mola da verebiliriz. Son 10 dakika bunu konuşuruz. Mehmet Hocam alıntılar paylaşıyor. Ben bir alıntıyı böyle çok az, şöyle küçük bir alıntıyı aktarmak istiyorum. Orada da aslında satır aralarında cümleleri böyle alıp bir yere koyduğumuza müthiş bir sistem eleştirisi, müthiş bir toplum eleştirisi var ama cümlelerin içerisinde koyuyor. Diyor ki sessiz kalma en kuvvetli alkışlamadır diyor. Çok hoşuma gitmişti bu mesele. Yani sessiz kalıyorsun, hani sessiz kalman da sen aslında o işi yapanlara karşı bir
dolaylı bir destek yani. Müthiş bir alkışlama yani. Sen de alkışlıyorsun aslında yani. Ne demiş mesela Mehmet Bey bir paylaşma? Bir körlük, o da bir körlük dediniz doğru. Asıl körlük umudun tükendiği bu dünyada yaşamaktır. Yine bir alıntı mesela. Ciddi, burada bir alıntı. Saramago güzel bir fotoğraf çekmiş sevgili dostlar. Yani insanın görme özelliğini kaybedip bir karantinaya alınma durumunda dahi aslında birbirlerine çok daha ihtiyacı olacağı bir dönemde dahi kendi kendisine nasıl düşman olabileceğini, kendi içinde kendi kendisine nasıl zalimi olacağını gösteren de bir fotoğraf çekmiş. Birçok filmde de bunu görürüz. Mesela bir Hollywood filmlerinde görürsünüz. İnsanlar bir adada kaybolmuşlardır. Korkunç bir adada kaybolmuşlardır. Fark edersiniz yani. Orada normalde birlik olmaları gerektiği bir dönemde dahi birbirlerine düşerler. İşlerinde mutlaka böyle gıcık tipler olur ve siz de gıcık kaparsınız dersiniz ki arkanızda canavarlar var. Koşun, koşun. Gemiye yetişmeniz lazım. Kıyıya yetişmeniz lazım. Siz burada birbirinize düşmüşsünüzdür. Saramago yani körlük romanda da böyle aslında iyi, kötü, hiyerarşik eleştirilerde bizi aynamızın karşısına oturtuyor. Aslında diyor ki bu sizsiniz. İnsan olarak sizsiniz diyor. Biziz diyor. O yüzden de ne bir din ismi, ne bir dil ismi, ne bir millet ismi, ne bir ırk ismi, ne bir yüzyıl dönem ismi koymamış. Özel isimlerden tamamen bırakarak sıfatlarla yola çıkmış. Böyle diye düşünüyorum. Var mı başka bir yorum yapacak olan? Verivan Hocam bugün hiç yorum yapmadınız. Farklı sesler var mı şöyle? Benim şey aklıma geldi abi. Hani mesela bu Buyurun kitabı hocam. okumamış olsam ben, bu kitabı okumamış olsam ben dışarıdan şimdi sizi dinleyince ya bildik şeyler değil mi bunlar? Beylik sözler. İşte herkesin bildiği şeyler bunlar değil mi? Ama kitap okuyunca ve bunu uzun uzun dinleyince artık o senin sanki bir tecrüben gibi oluyor. Tamam mı? Sen bunu tecrübeyle konuşuyorsun ya. Yaşadım ben bunu ya. Hatta kitap o kadar güzel anlatılmışsa eğer hani o hisler, duygular yavaş yavaş. Normalde film izlesen 5 dakikalık bir şey ama o sana işte 50 sayfada anlatıyor o hissi. Sonra yaşatana kadar. Hatta kendin yaşasan dışarıda günlük hayatında gerçekten yaşasan fark edemediğin bir his. Ama o kitap da sana ağır ağır yavaş yavaş hiç görmediğin açılardan hissettiriyor. O senin bir tecrüben oluyor. O tecrüben olduktan sonra daha hani ya işte kitap okumanın farkı bu yani hani. Yoksa işte biz onu biliyoruz. Söyledikleriniz hepsini ben biliyorum. Hepsini kitaplarda okudum, ansiklopedilerde ama romanın farkı bu işte. Roman okuyunca senin tecrüben oluyor iş. Şimdi Harun Hocam, bu söylediğinizi hemen ilave edecek bir şey söylemek istiyorum. Açlık romanını okudunuz mu? Okudunuz. Hatırlıyorsunuz, beraber okumuştuk bir ara değil mi? Açlık romanını. Evet, evet, evet abi. Hatırlıyorsunuz. Şimdi açlık romanı böyle kalın bir kitap değil. Çok incecik bir kitap. O da Nobel ödülü. Ya, açlık duygusu hepimizin yaşadığı bir his değil mi? Hepimiz acıkırız. Yani acıkırız. Ama o romanda dediğiniz gibi yani edebiyat biraz da budur. Yani zulmü bize hissettirme, acıyı bize hissettirme, körlüğü bize hissettirme. Ya açlık romanını okurken yani az önce ekmek kokusundan bahsetti ya Murat Hocam. Ya da Fehmi Hocam bahsetti. Açlık romanını hissettiğiniz zaman acıkıyorsunuz ya. Acıkmadınız mı Harun Hocam? Buzdolabına doğru gitmediniz mi? Evdeki yemeklerin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu anlamadınız mı açlık romanını? Var hocam, PDF'si var, onu da okuyacağız. Açlık romanında bir daha da okuyabiliriz. PDF var mı diyor bir hocam, arkadaşımız soruyor. PDF var. Açlık romanında bir de şöyle bir şey var hocam. Pardon. Ekleme Buyurun. yapabilir miyim? Tabii Murat Hocam buyurun. Açlık romanında benim hocam. Açlık romanı dediniz yani görmekten bahsettiğiniz kitaplarla bağlantı kuruyoruz ya açlık ya da yazarları da birbiriyle bağlantı kurdurabiliriz. Kunt Amsun olması lazım. Evet. Telaffuzlarda biraz benim sıkıntı var. Kusura bakmayın yanlış telaffuz ediyorsam. Aslında çok güzel bir kitap yazıyor. Nobel Edebiyat Ödülü de alıyor. Kendi memleketince bir kahraman da aslında hani körlükten bahsettik. O da bir nevi körlük yaşıyor. Çok güzel bir kitap yazmasına rağmen. Hitler zulmü olduğu zaman gözlerini kapatıyor. Belki işine gelmiyor ve Hitler'e övgü dolu sözler yazıyor. İşte hani dedik ya kitapla yine bağlantı kurduğumuz zaman doktorun karısı şunu yapıyordu hocam bir yerde, bağlantı kuracağım birbiriyle o kitaplı yazarla. Doktorun karısı bir yerde kendi kendini sorguluyordu ve diyordu ki normalde silah alabilirim
ve gerçekten zulmeden insanları öldürebilirim. Ama bir iyiliği bir kötülükle bitirmek gerçekten iyilik midir? Soru bu. Aslında ahlaklı bir şey midir? Siz iyi bir şey yaptığınızı düşünebilirsiniz ama bunu kötülükle son vermek gerçekten ahlaklı mıdır? Bunu soruyordu. Ve Kunt Hamsun'da aslında o kör dediğimiz insanlardan tepki, işte o tepki dedik ya, ahlaklı olan tepkiyi aslında Norveç halkı işte bu Açlık kitabındaki yazara veriyor. Şunu yapıyorlar hocam. Hitler zulmü olmuş, kendi halkı zulüm görmüş ve gitmiş Hitler'e övgü dolu sözler yazmış ki Norveç halkınca kahraman bu adam ve bütün evlerde bu adamın kitabı var. Hayranlar kendisine ama hayran olduğunuz bir insanın ufak bir yanlışı da sizi sükutu hayale uğratır. Öyle oluyor ama kimse küfür etmiyor. Kimse bir şey söylemiyor. Günü bekliyor. Ve Hitler gittiği zaman hocam küçük bir çocuk kitabını alıyor. Kapısının önüne bırakıyor. Ve daha sonra yaşlı bir adam geliyor. O da evindeki kitapları topluyor, kapısının önüne bırakıyor. Ve hiç kimse sesini çıkartmıyor. Ve bu hayal kırıklıklarını, bütün kitapları evinin kapısının önüne yığarak tepkisini gösteriyorlar. İşte ahlaklı olan buydu. Onlar şunu yapabilirlerdi. Evini ateşe verebilirlerdi onun. Sen bizi hayal Evet. kırıklığına uğrattın diyebilirlerdi. Ve asıl büyüklük aslında demek ki Körlük kitabında da yine bu hikayeyle birleştirdiğimiz zaman şunu anlıyoruz. Size zulmedebilirler, gerçekten zulüm yapabilirler ama siz onlar gibi davrandığınız zaman onlardan bir farkınız kalmıyor. Körlük kitabında da bunu anlıyoruz ki kendi muhasebesini yaptığı zaman doktorun karısı görüyor, gördüğünü kimse bilmiyor. Gidip silah alabilir ve zulmeden hepsini öldürebilir. Ve ben burada liderim, ben güçlüyüm diyebilirdi. Ama işin enteresan tarafı bunu yapmayı tercih etmiyor. Bir şey sorayım. Diyerek bir ekleme yapayım Murat hocam. Bey aslında Selim abi, çok özür. vicdan azabı çekiyor. Çekiyor. Ben burada Murat Bey'e bir şey sormak istiyorum. Size de sorayım. Çekiyor, evet. O satırları okurken sizin içinizdeki yani Murat ve Fehmi ne diyordu? Mesela ilk okudunuz da. Ya şimdi ya sen görüyorsun ya demediniz mi? Mesela ben de bu oldu da sizin sormak istiyorum. Ya şimdi orada bir canavarlar var. Canavarlaşmış insanlar var. Görmüyorlar. Ama bir tarafta benim gibi sizin gibi gören birisi var. Sizin içinizde o doktorun karısıyla böyle sessiz bir konuşma geçti mi? Ona ya hadi al şu sopayı. Bırak şuna müdahale et. Size de oluştu mu? Murat olarak, Fehmi olarak size de oluştu mu? Ya şöyle hani dedik ki hocam herkes kör, sadece bir insan görüyorsa demek ki onun bir nedeni var ve yazar da aslında onun karakterinden dolayı gördüğünü bize vurguluyor. Onun karakteri bu aslında. O kötülük yapmaya yapacak bir karakter değil. Ondan dolayı görmek bir nimet olarak verilmiş zaten kitabın içerisinde de. Güç aslında ona o gücü kötü olarak kullanmayacağı için verilmiş kitabın içerisinde de. Hani normal hayatta da öyle de tüm gücü alırsınız ama o gücü iyi yönde kullanmak vardı. Bir de kötü yönde. Yazar şunu tercih etmiş. Görmek, hocam çok büyük füzeler elde edebilirsiniz. Silahınız olabilir. Para hiçbir şey ifade etmiyor. Çok büyük paralarınız da olabilir ama oradaki en büyük silah görmek. Ve o karakter de şunu vurguluyor yazar. Kendisi de hani önceki konularda bahsedildi. Bir sürgün hayatı yaşıyor. Diktatörlük rejimi görüyor. İki tane devrim atlatıyor. Karanfil devrimi diyorlar işte. Salda zor diktatörlük yaşıyor falan. Bir sürü şey yaşıyor. Zorbaları görüyor, diktatörleri görüyor ve şunu söylüyor. Bunların eline güç geçiyor ve bu gücü iyi yönde de kullanabilirler. Ama halkına zulmetmekle kullanıyorlar. Ben şunu anlıyorum. Benim karakterim güçlü diyor. En büyük gücü yani kitabın içerisinde o görmek gücünü alıyor ve bunu iyi yönde kullanacak diyor ve bu şekilde kullanıyor. Bunu tercih ediyor. Gökhan Bey, doktorun karısı aslında çok vefalı bir kadın. Kocasına geliyor, kocasını hiç bırakmıyor. Kocasından başka bir şey düşünmüyor. Orada yazar senaryo olarak ne yazık ki kocası oradaki kızla onu aldatıyor. O kötü bir şey. Buna rağmen enteresan bir şey. Onu reddetmiyor, onu itelemiyor. Yani böyle bir şey yaşanmasına rağmen nedense o kıza karşı ayrı bir sevgi oluştu bende diyor. Fakat doktorun karısı da ben o şeydeki karantinadaki şeyle ilgili kör mafyası diyorum onlara. Fakat o körler mafyası iş öyle bir noktaya geliyor ki hakikaten işi çok azıtıyorlar bu kadınlarla ilgili meselede.
artık kendisi de dahil o muameleye maruz kalınca, biliyorsunuz makasla o şeyin, mafyanın başındaki insanın boynundan öldürüyor. Bak, böyle kötü bir insanı öldürmüş olmasına rağmen birkaç yerde onun ızdırabını, ben bir insan öldürdüm, ben bir can aldım, ben bir insan öldürdüm meselesini, pişmanlığı ve böyle bir şey yapmasaydım, böyle bir şey niye yaptım diyor. Halbuki orada o öyle bir şeye engel oluyor ki, tabir caizse resmen eğer böyle bir hareket olmasaydı, diğerlerine önderlik yapıp beraberce o körler mafyasının olduğu yer basılmasaydı, o önderlik yapmasaydı, gereken şeyleri yapıp orada onu makasla öldürmemiş olsaydı, belki de orada bir taraftan ahlaksızlık devam edecek, belki de açlıktan ölecek insanlar vardı. Ama buna rağmen vicdanen rahatsız olduğunu ve o insanı öldürmekten dolayı ben bir can aldım diye pişmanlığını dile getiriyor. Evet. Ya doktorun karısının rolü gerçekten Murat Hocam ve sizin dediğiniz gibi romanın içerisinde çok özel bir yeri. Zaten öyle birisi olması gerekiyordu ki biz orada ne yaşanıyor bilelim. Ama sizin bu vefa meselesini de gerçekten çok önemsiyorum. Yani orada doktorun karısı orada insanüstü bir özellikle gösteriyor yani. Şimdi gözüyle görüyor. Sıkıntıyı gözüyle görüyor. Onun için oraya girmiş. Oraya girmeyebilirdi. Ben yani kör kılığına girdi. Oraya girmeyebilirdi ama vefasını da yine gösteriyor. Şimdi mesajlar da çok geliyor. Bazı arkadaşlar bulundukları ortam itibariyle konuşamıyorlar. Konuşmuyorlar ya da mesaj yazıyorlar. Bilmiyorum, mesajları okumuyoruz ya biz kendi kendimize mi yazıyoruz demesinler diye. Ben geriye dönük arkadaşlardan eğer okumadıklarım varsa özür diliyorum. Mehmet Bey ne demiş? Evet o tamam paylaşmış yorumları. Ölecek durumda olsak bile iyiyim deriz. Kabaca buna yiğitçe sürdürmemek denir. Olayları şöyle mantıksız çatıyasına çevirmek yalnızca insan türüne özgüdür. Oysa kitaplardan öğrendiğimiz ama öncelikle kendi deneyimlerimizden edindiğimiz bilgilere göre kendi isteğiyle ya da zorunlu olduğu için erken kalkan biri yanındakilerin sakin sakin uyumasına zor katlanır. Yalnızca günü gelen ölür, başkası değil. Bir körün görmediği bir yüzü unutmayacağını söylemesinin ne kadar saçma olduğunu kimse farkına varmadı. Herkesin bildiği gibi kötülük daima en kolay yapılan şeydir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Birkaç hafta önce Türkiye'de bir şey yaşandı. Birkaç hafta önce derken 2 hafta önce herhalde ya da 3 hafta önce Türkiye'de bir şey yaşandı. Bir kız çocuğuna taciz haberi şehirde yayıldı. Çok fazla Kayseri mi? detaya girmeden Kayseri olayı. Ve birden insanlar ellerine baltayı alan, sopayı alan, ne bileyim alan, yapan da aynı milletten, yapılan da sözde özne Aynı dinden. milletten. Aynı, yo yo, Türkiye'de de söylemiyorum. Öncelikle olayın ilk cümlesiyle ilgili söylüyorum. Taciz eden edilen. Aynı milletten. Şimdi o çocuğun da yaşadığı mahalle, şehir, insanlar bir resim çizmek istiyorum, bir fotoğraf çizmek istiyorum. Saramago'nun körlüğüyle birleştirmek için. İnsanlar şimdi düşünmeden ne oluyoruz yani demeden birileri kışkırtarak bir şekilde yani başkalarının böyle ciddi emekler sarf ederek getirdiği, oluşturduğu evleri, o arabaları yaktılar, yıktılar. Fotoğrafa bakıyorum. 1950'li yıllara gidiyorum. 5-6 yıl. Geri geliyorum 2 Temmuz Madımak. Ondan sonra daha başka Yamanlar. Sivas mı? Mecidiyeköy NT. Malatya'daki kitap evi. O kitap evinde kitapları yere atan insanlar. Bir taraftan tekbir getiren, bir taraftan başka bir şey. Şimdi bu körlüktür aslında. Dün yanındaki komşun beraberdiniz. Yan yanaydınız. Adı kendisi doktordu ya da hakimdi ya da müdürdü ya da öğretmendi. Bir gün birisi geldi ona bir şey söyledi. Senin göz üzerini kapattı aslında. Salgın sana da bulaştı. Salgın sana da bulaştı. Ondan öbürüne de bulaştı. Bir etiket yapıştırdılar işte. Dediler ki o şu, o böyle. Hiç düşünmeden etmeden direkt olarak o salgın sana bulaştı. O ak gördük sana da bulaştı. Elden ele, dilden dile. Sen herkese zulmetmeye başladın. İnsanları, yani aynı şey benim şu an yaşadığım şeyde de oldu. Yaşadığımız ülkede de oldu. Yani insanın anlam arayışında biz bunu konuştuk. Yani insanları evlerinden çıkarılıp bir toplama kampına alınması. Toplama kampına devlet zoruyla insanların getirilmesi, insanların orada sabun hale getirilmesi, yakılması, yıkılması, zorla çalıştırılması, açlıktan kemiklerin görecek hale gelmesi.
ve burada da karantina neticesinde. Ama şöyle bir şey var. Yani yazarlar farklı kelimeleri, farklı argümanları kullanarak bizim fotoğraflarımızın farklı yerlerde çekerler. Hani selfie çekeriz, elimize alırız telefonu. Ama farklı açılardan da yazarlar insanın fotoğraflarını çekiyorlar. Şimdi yayını YouTube'dan izleyen dostlar ya da canlı olarak izleyen dostlar. Hepimizin bizzat olduğumuz şeylerimiz var değil mi? Hepimizin sitem ettiği şeyler var. Hepimizin keşkeleri var. Hepimizin niçinleri var. Hepimizin sükutu hayalleri var. Aslında her birimiz kendi içimizde kendi hikayelerimizin yazarlarıyız. Gizlediğimiz kahramanlarımız var kendi içimizde. Gizlediğimiz iyi melek gibi o doktorun karısının özellikleri gibi karakterler de var. O fedailerin başında olan o gaddar adam gibi kişiler de var aslında. İçimizde karakterler var. Neden dediğimiz biçim nedenler var. Yan yana koyduğumuzda o nedenlerin sonu gelmiyor. Şimdi aslında bizler de bir kapı açabiliriz insanlığa. Bir romanlar yazabiliriz. Bir taraftan kitap okurken kitap yolcuları olarak acaba kendi romanlarımızı nasıl tasarlayabiliriz? Sadece bir millete, bir dine değil de bütün insanlığın evet. Bizim yazacağımız kitap üzerinde 50 yıl sonra böyle zoom açıp konuştuğumuz gibi konuşmalarını sağlayacak. Acaba bizler neler yazabiliriz? Biz hangi körlere şahitlik ettik? Hangi körlüklere şahitlik ettik? Hangi yalnızlıklara bırakıldık? Vesaire vesaire. Çok uzattım mı? Gökhan Bey, sizin o verdiğiniz örneklere bu körler mafyasındaki insanların oradaki kadınlara göz dikmesi gibi sizin anlattığınız enstantanede normalde bunlar bize caizdir meselesini daha o gece konuştular ve bunlar ne dedi? Bunlar bizim ganimetimizdir dediler. Kafa aynı kafa yani hiç fark yok ki kafada yani. Ganimet diyor yani. Yani dün komşusu olan insanın karısını ganimet diyecek kadar alçalabiliyor yani. İşte aynı. Burada kör olan biz miyiz yoksa öbürleri mi? Ben Şimdi. tam tersi biz körüz, adamları görememişiz diye düşünüyorum. Ya birçok Mehmet Hocam birçok farklı körlükler var. Körlük içinde körlük diyelim. Bu konuyu çok fazla aşırı kitaptan şey yapmayalım ama biz burada görmedik, zaten göremedik, cümlesini de dinledik. Yani velhasıl kelam körlüğümüz Esasında devam ediyor. Gökhan Bey kitabı da hani ben mesela genelde mutlu sonlu olanları beğeniyorum. Mesela kitabın sonunda hani görüyorum ilk şey görüyor biliyorsunuz normalde birinci görüyor sonra karısı görüyor derken doktor sonra sokaktan görüyorum kitabı da mutlu sonla bitirmesi ayrı bir moral veriyor. Yeniden bir hayat başlayacak. Etraftaki pislikler kalkacak, yeniden düzen oluşturacaklar, insanlar ayağa kalkacaklar. İnşallah bir gün o Mehmet Bey'in söylediği gibi biz de görürüz yani. Umarım. Gerçekten kitapla ilgili yine keyif dolu bir yayın oldu. 1 saat dedik, 1 saat 15 dakika oldu. Şimdi sevgili dostlar, ben de şu katkıda bulunmak istiyorum. Hocam, bunu not aldım ama sıra gelmesini bekliyordum. Şunu söylemek istiyorum diyen arkadaşlar var mı? Son sözleri verelim. Sonra yayını kapattıktan sonra da bir sonraki kitapla ilgili off the record konuşalım kalan arkadaşlarla. Var mı ekstra katkıda bulunmak isteyen, son sözünü söylemek isteyen? Hocam ben Murat hocamın bir şeyine katılmadığımı söylemek Buyurun istiyorum. hocam. Ashab-ı Kehf benzetmesi yaptı ama Ashab-ı Kehf'te gözleri hakikate açılan insanların mağaraya girmesi var. Burada çok fazla böyle bir şey yok. Yani bu mağaraya giren insanlar hakikati gören insanlar değil. Tam benzemese de hani ben ona da tam benzetmiyorum. Biraz daha Platon'un mağarasına belki bir ihtimal benzetilebilir. Çünkü hani gördükleri halde gölgeleri gerçek zanneden insanlar var. Hani sonu tam benzemiyor ama bir ihtimal diyorum ben. Mehmet Doğrulayamıyorum. Hocam, çok özür dilerim Mehmet Ama Hocam. Bir saniye aynı buyurun. yazarın Buyurun. aynı yazarın Platon'un mağara yani bu bahsettiğiniz şeyini ele alan başka mağara adlı bir kitabı var. Hani ondan dolayı onunla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Mehmet Hocam, kitabı okudunuz mu? Körlük romanını? Körlük romanını okumadım. Filmden hareketle Filmden. Şöyle yorumladım. filmden hareketle yola çıkalım. Şimdi kalıyorlar uzun bir süre insanların dış olmadı yani insanlardan soyutlanıyorlar yani.
O karantina bölgesinde kalıyorlar. Ve ondan sonra dışarı çıkışları, 7 kişinin dışarı çıkması aslında Murat Hocam biraz oradan yola çıkarak bir benzetme yaptı. Hatta ben benzetmesinden sonra söyledim yani subjektif bir yorum. Hani 2 kere 2 4 derecesinde bu böyle de değil ama orijinal bir bakış açısıydı. Yazar evet ben bunun için yazdım diye bir beyanı da yok zaten. Değil mi Murat Hocam? Herhangi böyle bir beyanı da yok. Murat Hocam'ın Aynen, aynen öyle. Bu yorumu. tarz bir yorumu yok kesinlikle Ya. kendisi. Evet, Dediğim evet. gibi zaten ama hikayeyi benzettim ya. Evet. Sadece benim kendi yorumum, şahsi yorum. Tabii ki herkes için doğru olmayabilir. Şimdi çok kitap var okunacak. Gerçekten çok da birbirine bağlanacak kitaplar var. Şu ana kadar dördüncü oldu. Devam edeceğiz. Okuyalım, birbirine bağlamaya çalışalım. Gerçekten notlar alarak daha farklı sesler, daha farklı yorumlar güzelleşiyor. Ama ola ki siz kitabı bir YouTube'dan izliyorsanız şu anda, daha sonra okuduysanız lütfen yorumlarınızı YouTube'daki paylaşımımızın altına yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Daha sonra gelerek ya körlük romanı ile ilgili neler söylemişler. Bir taraftan bu yayınımızı dinleyecekler, bir taraftan da sizin yorumlarınızı okuyacaklar. Yazarlar, şairler, farklı dillerle aslında bizlerin fotoğraflarını çekiyorlar. Belki de biz öyle görmek istiyoruz. Yani biz kendi düşündüğümüz gibi görmeye çalışıyoruz. Kendi gözümüzle okumaya çalışıyoruz onları. O da olabilir. Şimdi bu kitap bitti. Bu kitapla ilgili yayınımız da bitti. Ve bir sonraki kitabı konuşacağız sevgili dostlar. Hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yayında şu anda canlı yayında kalan arkadaşlarım ayrılmayın bir yerde. Sadece ben şu anda kitapla ilgili değerlendirmemizi kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.